Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda sizlere bana belki de açık ara farkla en çok sorulan soru olan Ustam ne marka bıçak kullanıyorsun? E, kullandığın bıçağın markası nedir? Sorusuna bir açıklık getirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar e, Marka önemli midir? Ya, bence çok da fazla önemli değildir. Neden? Çünkü bu sektörde kendini kanıtlamış kasap bıçaklarının markaları zaten bellidir. Bunları küçük bir araştırma ile zaten her halükarda öğrenebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar ee, şimdi bu kendini kanıtlamış bıçaklar arasında hangisini seçerseniz seçin. Güzelce ne biledikten sonra iyi bir masatla güzel bir şekilde masat attıktan sonra arkadaşlar bu bıçak zaten keser. Kesmemesi için herhangi bir neden yok istisnai durumlar dışında. Fakat ee, nedense şöyle bir algı var benim anladığım kadarıyla. İşte bıçak Victor noktasa keser. Atıyorum X markaysa kesmez. Y markaysa kesmez. Mesela böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu öncelikle herkesin kafasında yer etmesini isterim ben. Tekrar söylüyorum. Kendini kasap bıçakları anlamında altını çizerek söyledim. Kasap bıçakları anlamında kendini kanıtlamış markalar zaten bellidir. Bu markalardan hangisine sahip olursanız olun. Az önce de söylediğim gibi iyi bir bileme, güzel bir masat ile iyi bir masat atış yaptığınızda arkadaşlar bu bıçak sizin işinizi çok fazlasıyla görür. Siz de çok rahatlıkla teknik ve tecrübeye de sahipseniz danaları kesebilirsiniz. Kesmez diye bir şey yok. Eee, fakat benim kullandığım bıçak olsun ya da kullanmadığım bir bıçak olsun hiç fark etmez. Kendini kanıtlamış bıçaklar da olsa ya da dünyanın en iyi üretilmiş kasap bıçağı da olmuş olsa eşi benzeri olmamış olsa bu bıçağın siz bıçağın ağzına baktığınızda bir yorum yapamıyorsanız bıçağın dilinden anlamıyorsanız ya da bıçağın ağzı iyi bilenmemişse iyi bileyememişlerse bilenik değilse ya da iyi bir masatla sahip değilseniz iyi bir masatla iyi bir masat atılamamışsa öyle söyleyeyim ya da sizin masadınız iyidir ama siz masat atmayı bilmiyorsunuzdur. İşte her neyse sonuç itibariyle iyi bilenik değilse ya da masat iyi değilse ya da iyi masat atılamıyor atılamıyorsa bıçağı arkadaşlar bu bıçak kesmeyecektir. Kesmeyecektir. Bu da sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bunu söylemek istiyorum. O yüzden şimdi bana ben bir kesim videosu paylaşıyorum. Sorular soruluyor haliyle. Ben bunlardan dolayı rahatsız değilim. İnsanlar bilmediği için öğrenmek için soruyorlar. Bunu da ilave etmek istiyorum. Ustan bıçağının markası nedir? Arkadaşlar ben Victor Nox'la da aynı şekilde hayvan kesiyordum. Sara Perçin ile de aynı şekilde hayvan kesiyordum. Sivas Hüseyin Argut kullandım. Ondan da kesiyorum. Sürbis hayvan da kestim. Birçok kez video attım. 20 liralık sürbis alıp ondan da aynı şekilde mal kesiyordum. Sürdöbisa da kullandım. Hulusi Argut da kullandım. Kalyoncu da kullandım arkadaşlar. Küçük adada kullandım. Yani aklıma gelen gelmeyen şu anda saydıklarım haricinde belki bir bu kadar belki daha fazlası da arkadaşlar e, saymadığım markalar vardır. Şu an aklıma gelmeyen unuttuğum markalar da vardır. Eğer ki siz bıçağın ağzında e, anlıyorsanız bıçağınız bilenikse bıçağınıza iyi bir masat iyi bir masat atıyorsanız arkadaşlar sizin de bıçağınız bu şekilde kesecektir. Fakat eğer ki siz bunların üçünü, ikisini ya da bir tanesini, bir tanesini yapamıyorsanız, yani iyi bıçak bileyemiyorsanız ya da iyi masadınız yoksa ya da iyi masa tatamıyorsanız arkadaşlar bu bıçak kesmeyecektir. Hangi bıçak olursa olsun arkadaşlar kesmeyecektir. Kesmeyecektirden kasıt şu. Ee, evet çektiğiniz zaman tek seferde danayı kesebilirsiniz. Ama bu o bıçağın çok iyi kestiği anlamına gelmez arkadaşlar. Yani tek seferde danayı kesmek o bıçağın çok iyi kestiği anlamına gelmez arkadaşlar. Bıçağın kesmesi demek bizim gözümüzde, bizim tabirimizde o bıçağın böyle bıçağı hayvana dayadığınızda daha kelli gerdirirken arkadaşlar bıçağın hayvanın boynuna gömülmesi demek. Hayvan yüzerken bıçağı koyduğunuzda arkadaşlar bıçağın böyle kendi ağırlığından hayvan üzerinde akması demek. Aynı zamanda hayvan ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar iri olursa olsun, hangi ırk olursa olsun derisi ne kadar kalın olursa olsun arkadaşlar bıçağı çektiğinizde arkadaşlar tıpkı bir balona iğneyi batırdığınızda balon nasıl patlıyorsa hayvanın da boynunun o şekilde patlaması yarılması demektir arkadaşlar kesen bıçak benim gözümde benim e, tabirimden kesen bıçak budur arkadaşlar kesen bıçağın vazıfları budur öbür türlü siz bıçağı koyuyorsunuz bütün gücüyle Allah ne verdiyse Arkadaşlar asıldığınızda bilek gücüyle kesiyorsanız benim gözümde o bıçak kesmiyordur. Siz danayı tek seferde kesiyorsunuzdur ama o bıçak kesmiyordur arkadaşlar. O yüzden benim kullandığım bıçağın markasının önemi çok fazla olmasa da ben gene soran herkese söylüyorum zaten kullandığım şu anda ne marka bıçak kullanıyorsam onu söylüyorum. Ee, önemli olan arkadaşlar bıçağın ağzına bakıp yorum yapabilmek, iyi bıçak bileyebilmek, iyi masata sahip olup da iyi masatlan iyi masat atabilmektir arkadaşlar. Kesen bıçağın sırrı budur arkadaşlar. Hiçbir şeyi gizlemiyorum. Her şeyi sizlerle açıkça paylaşıyorum. Ben çok şükür bunların hepsini bir araya getirebildiğim için benim bıçaklarım kesiyor. Gayet rahatla çalışabiliyorum kurbanda. Zaten videolarımı sizler de görüyorsunuz. Ama eğer ki sizler de bu şekilde kesen bir bıçağa sahip olmak istiyorsanız Arkadaşlar bıçağın ağzına baktığınızda yorum yapmayı öğrenmeniz lazım. İşte e, iyi bıçak biliyor, bilebiliyor olmanız lazım. İyi masadanızla iyi masa tatıyor olmanız lazım arkadaşlar. Ben de zaten bu gibi nedenlerden dolayı tüm bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. E, sizlere zaten bu yüzden yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiçbir karşılık beklemek beklememek sizin arkadaşlar. E, umarım sizler de başarılı olursunuz arkadaşlar. Umarım sizlerin de bıçaklarınız çok çok iyi keser. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.